midem gurulduyor. Dolabı açayım. İçeride ne varmış bir bakayım. Vay! Her şey yemekten yapılma. Burası çok çılgınmış ya. Ben hala çok açım ama. Aman! Baksana hemen ağacına. Hey! Seni gidi aslan kedisi. Ver bakayım. Onlar senin değil ki. Hadi gidiyoruz şimdi krala. O ne yapılacağını bilir sana. Aha! Majesteleri, bu pis aslan çalıp yiyordu şeker ağacından. Aslan! Çok kızdırdın beni. Şimdi zindana kapatacağız seni. Duydun kralımızın emrini. Ama önce yiyelim şu peyniri. Ama kral düştü peynirin içine. Bağırdı. İmdat! İmdat! Diye. Bezelye kralı kim kurtaracaktı yavru aslan orada olmasaydı? Bu peynir de labirent gibi. Ama sonunda buldum seni. Galiba çıkış bu tarafta. Nereye gittiğini biliyor mu acaba? Aklıma süper bir fikir geldi. Çıkana kadar yiyelim peyniri. Amanın, bunu sevmedim ben. Bizi aşağı düşürdün sen. Sorun yok, yakalayacağız sizi. Ketçap da sana yakıştı hani. Uygun ayakkabı yok ayağıma. Hadi arkadaş, gözlerini kurula. Yardım et ayakkabı bulmama. Bu ışınlanma tabancası bir harika. Götürecek beni ayaklar diyarına. Oh be, tabanca işe yaradı. Başardım. Şimdi bir çift ayakkabı bulmalıyım. İleride bir polis görüyorum galiba. Yavru aslan, dur bakalım orada. Işın tabancasıyla geçebilirim kolayca. Sonra görüşürüz polis amca. Ne kadar ilginç bir gün oluyor be. İyi ki şu polis yok artık önümde. Şu maviyi bir deneyelim önce. Hayır hayır, hiç olmadı bence. Hadi hepsine aynı anda basalım. Nasıl ayakkabılar çıkacak bir bakalım. İşte bu, mükemmel oldular. Ama taşıyamıyorum, çok ağırlar. Ah, olamaz, kaldıramayacağım. Yavru aslanı hemen yakalayacağım. Teslim ol yavru aslan, yakaladım seni. Eğer yere eğilirsem kurtulurum belki. Tam hemen kaçmalıyım derken popoma tekmeyi yedim birden. Yardımın için çok teşekkür ederim. Hey koca ayak, sana ayakkabı getirdim. Okula gidiyorum servisle. Galiba bir şey düştü üstümüze. Vay, ejder yumurtasına benziyor. Bacakları çok tatlı görünüyor. Ama korktuğu için bebek ejder birden etrafı kapladı alevler. Yavru aslandı. Haykırdı aniden. Ateşleri söndürmeliyiz hemen. Acilen bunu püskürtmeliyim üstüne. Balon şişirip çözeriz bu işi. Otur yerine ve beni izle şimdi. Rengarenk balonlar patlayınca ejder bebek sakinleşti anında. Galiba bebeğin karnı gurulduyor. Aç ağzını, hamburger geliyor. Hey, bebek onu yiyemez akıllı. Ama bu süt doyurur karnını. Eyvah, süt çok soğukmuş be. Kuçi 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 ku. Oh, işte süt sıcacık oldu. Ejder bebek sütü içince uykuya dalıverdi güzelce. O gezinirken rüya aleminde başka bir meteor düştü yere. Gördünüz mü küçük bebeğimi? Evet, işte burada kendisi. Kör ork yürüyor bastonuyla. Eyvah! Çukura düşecek galiba. Şimdi vincimi kullanacağım ve onu düşmekten kurtaracağım. Karşıya geçmesi gerekiyor. Olamaz. Kırmızı ışık yanıyor. Hey, yoldan çekilsene. Şuna bak, yavaşlamadı bile. Teşekkürler. Kurtardın beni. Şimdi dokunarak göreyim seni. Karşıya geçebiliriz şimdi. Tut elimden, geçireyim seni. Ağaca mı çarptın kafanı? Bence takmalısın bu kaskı. Sen süper bir rehbersin. İçeri girmeme yardım eder misin? Kullanacağım bu makineyi ve düzelteceğim gözlerini. Hadi Lazer, yap işini. Ona geri ver gözlerini. Evet, gözlerimi açıyorum. Yavru aslan, görebiliyorum. Oley, görebiliyorum. Yuhuu, bugün süper bir gün oldu. Ah, beynim zonkladı ya. Ağaçtan kurtuluş yok galiba. Herkes trene. Yolcu kalmasın. Bekleyin beni. Tren kalkmasın. Treni kaçıracağım galiba.
Ne de belalı bir gün ama. Mısır, sakız, biraz da kola. Dikkat et tren, aslan yolda. Bu otomattan bir şeyler alacağım. Ve inanılmaz bir şey yapacağım. Hıpızlı gidince bavul üstünde. Hey, işte biletim burada. Amanın, çabuk gel buraya. Millet, biraz duraksayacağız. Yoksa aşağı yuvarlanacağız. Yavru aslan, köprü yok ortada. Başka bir yol bulmalıyız ama. Aklıma bir fikir geldi sanırım. Şu sakızları çiğneyelim bakalım. Balonları yukarıya yapıştıralım. Sonra deliğin üstünden uçalım. Sakız sayesinde süzüleceğiz. Millet, iyi yolculuklar dileriz. Bütün balonlar patladığında yolculuk devam eder raylarda. Ah, olamaz. Tren durdu yeniden. Ama aklıma bir plan geldi hemen. Planımızın ilk aşaması bu tavanın iyice ısıtılması. Daha sonra mısırları ekleyelim ve patlaması için biraz bekleyelim. Isıt ısıt, şimdi patlayacak. Tren bir daha hiç durmayacak. Top oynuyoruz bahçede. Ya çok sert vurdun yine. İşte ördek atölyesinde küçük ördekler yapılıyor yine. Top yanlışlıkla çarptı diye ördek makinesi durdu birdenbire. Bu ördek makinesi sayesinde acayip eğleneceğiz bence. Senin için birkaç ördek yapayım. Şu düğme neymiş bir bakalım. Oto ördek modu aktive edildi. Süper ördekler yapacağım şimdi. Tarama, tarama, hedef bulundu. Eyvah, bu iş çok kötü oldu. Bir ördek buraya, bir ördek şuraya, iki ördek de havaya. Saklanalım kumun arkasına. Bu aynayla ne yapsak acaba? Şu aynanın pırıltısına bak hele. Işınları yansıtabiliriz bence. Hey, bu aynaya baksana. Lazerini bana atsana. Planın işe yaramadı galiba. Dedi kız kardeş bir sırıtışla. Bip bip. Görev tamamlandı. Şimdi dinlenme zamanı. Bu ördek dar oldu bana. Gizlice yaklaşmalıyım şimdi ona. Kocaman bir ördekmiş sadece. Ha ha. Şimdi işim bitti bence. Son kez vakladım. Özür dilerim. Şimdi her şeyi geri getirelim. Önce kediyi, sonra kardeşimi. Her şey normale döndü şimdi. Of, çok korkuyorum yatağımdan. Lütfen beni kurtar yavru aslan. Küçük bebek, lütfen üzülme. Yat yatağına da dinlen hele. Lütfen al beni kucağına. Canavar var yatağımın altında. Hiçbir şey yok yatağın altında. İki göz mü gördüm orada? Evet, termal kamera kuruldu. Aa, küçük bir hamstermiş bu. Oyun oynamak istiyor galiba. Ya hayır, bir şey var orada. Korkutuyor beni hep uykumda. Merak etme, güvendesin. Şimdi güzel güzel dinlenmelisin. Ama ışıklar söndüğünde ürkünç böcekler tırmandı beşiğe. Yavru aslan gitmişken uzaklara, geldiler küçük bebeği ısırmaya. Iy, böcek kaplamış her yeri. Kış kış, uzaklaşın bakalım hadi. Yardım et, sıkıştım burada. Bu gece burada uyumam asla. Böcek ilacı sıktım ama işe yaramıyor galiba. Bir fikir geldi aklıma. Beşiği mi yaksak acaba? Oh, bu işte bitti. Sana yeni yatak gerek şimdi. Ah, aklıma ne geldi bak. İşte sana tertemiz bir hamak. Benim de uykum geldi. Eyvah, ısırıkçılar geri geldi. Korkusuzca zıplıyorum burada. Bu zehirli atık niye burada? Ben bu durumu hiç sevmedim. Ben küçük halk bebeğim. Bu halk bebek parçalar her şeyi. Önünde durmayayım bari. Bir yıkansa iyi gelir belki. Şu yapışkan sıvıyı yıkayalım. İyi gelecek mi bir bakalım. Tertemiz olunca küçük Orki huysuzluğu hemencecik geçti. Böcekler kocaman oldu girince sıvıya. Yemeye başladılar her şeyi anında. Buzdolabını yediler, çekmeceyi yediler. Hiç durmadan her şeyi tükettiler. Yıkamalıyım böcekleri de suyla. Su bitmiş, ne yapacağım ya? Orki, yükseğe saklanalım bari. Eyvah, yere yaklaşıyoruz sanki.
Bakalım ne var duvarların arkasında? Hey, bir şelale görüyorum şurada. Hemen şurayı kazmalıyız. Düğmelerini hemen durdurmalıyız. Su bütün odayı dolduruyor. O pis sıvı yıkanıp gidiyor. Bu böcekler başa bela gerçekten. Gideri açıp suyu boşaltalım hemen. Bol bol elektrik var etrafta. Ama tırtıl yoruldu galiba. Ampuller, ben gidiyorum evime. Bitti mi şimdi eğlence? Burası boğulmasın diye karanlığa. Hadi pil bağlayalım sırtlarına. Oley! Pasparlak olduk yine. Çok iyi oldu bu bence. Ama birkaç saat geçince piller bitti birdenbire. Üzgün üzgün yürürlerken eve yuvarlanan bir şey gördüler üstlerine. Merak etmeyin, durduracağım onu. Ama yaklaşınca yedi elektrik şokunu. Cisim durdu kayaya çarpınca. Ve sonunda oldu paramparça. İyi bir fikir geldi zihnime. Hadi bisiklet yapalım hepinize. Tekerler, mıknatıslar, koltuk bir de. Bu icat süper oldu bence. Şimdi artık sürerken bisikletimizi üreteceğiz kendi elektriğimizi. Saçım da çok havalı oldu bence. Hadi şimdi binelim biz de. Zip zap, elektrik hep yanımızda. Karanlıkta kalmayacağız bir daha.